Merhabalar, ben Engin Öztürk. Ben Ali Köksal. Evet, Ben de Burak Aksak o zaman be. Evet. 50 metrekare dizisi ekibi olarak sizin sorularınızı yanıtlamaya geldik. Sorular için heyecanlıyız. Yani ters köşe bir şey yoktur inşallah. İnşallah vardır ya. Biraz zorlandığını görmek istiyorum. Ne diyorsunuz, başlayalım mı? Bize kendiniz hakkında bilmediğimiz bir şey söyler misiniz? Birkaç takıntım var. Totem diyelim onlara. Ne olduğunu çok da söylemek istemediğim. Bunu yapmadan duramıyorum. Masum. Ay, sabahları çok mutsuz uyanıyorum ben. Bu bir itiraf gibi oldu. Ben de sabah günü 6'da başlıyorum. Bu. Yani çok özel bir şeyim yok ya. Bilinmeyen. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz? Ya ben bu yaşı sevdim. Bu yaş kaç? Bu yaş. Onu da söyle de. Onu da söyle bilelim de yani. 23. Ki aynı insan. Aynen öyle. Yok, 34 yaşına geldim. 34 yaşımı sevdim ya. Bazı şeyler daha böyle zevk alır hale geldi. Bazı şeylerden sıyrıldım. Sadece sevdiklerimi yapmaya odaklandığım bir yaş haline geldi. Sevdim ben bu yaşı. Çok güzel bir cevap. Çok teşekkür ederim. Yani ben daha henüz çok yaşama şansım olmadı hayatta. Daha belli bir yaşa erişemedim ama benim 19 yaşım mesela çok güzeldi. Ya sonsuza kadar geçen 19 sene. Yaş. Bu benim şaka. Benim şakamı bana burada kameralar önünde yapamazsın, bu bir. Bilmem, ben 19 yaşını çok sevmiştim. Belki olabilir. Ömür boyu biraz sıkıcı olabilir ama seyahatle sonsuza kadar seyahatle geçti. Ya yaş galiba bende 25. 25, net olarak 25. Çünkü en böyle aptal dönemimdi, cahil cesaretimin olduğu dönemdi ama en de böyle atarlı giderli dönemimdi ve çok iyiydi yani. O dönem yaptıklarım, bana hissettirdiği şey çok iyiydi o işte. Daha sonra şey oluyor artık, ya aman, aman bununla mı uğraşacağız, hadi abi yapalım. Anladım. O zaman yoktu o yani. Neyse, net hani. Leyla ile Mecnun mu? Onun bir tık öncesi işte, o dönemler, o yakın dönemler. Oraya hesap. Hemen hemen ama duygu olarak, hani iş, kariyer olarak değil de duygu olarak 25 olmak. Anladım. Sonsuza kadar isterdim. Bir şey söyleyeyim. Oğlum burada konsept farklı. Onu siz niye beni gömüyorsunuz? Kafamız karıştı tamamen. Ya durumu sevdik ya çıkamadık. Yani, 190 ülkede aynı anda yayına girecek bir platformda yer almak nasıl bir his? Heyecanlı mısınız? Gülen kalp gözü böyle. Nasıl bir perfet? Burayı da atalım lütfen. Hadi bakalım. Ben bu hissiyatı, heyecanı daha doğrusu bir proje önce yaşadım. İşte Hakan Muhafız ile beraber. Kime batıyor? Hayır, şuradan söylüyorum, yeni bir şey değil ondan sonra ama çok heyecanlı. Zaten çocukluk hayali gibi bir şey ya. Ben bu şu şeyi çok düşünüyorum. Hollywood var ya, bizim çocukluğumuzdan beri işte o parlament sinema kuşağında izlediğimiz yer falan. Onun etkisi, bambaşka bir coğrafyada yapılan işi biz aslında çok severek izliyorduk ve bizim için sinema öyle bir şey demekti. Ne bileyim, hayal ediyorum 190 ülkeden herhangi birinde bir tane çocuğun yaptığımız bir işi izlerken bu hissiyata kapılacak olması çok acayip geliyor bana. Ben İnşallah. Hiç düşünmemiştim abi böyle. Ben de böyle düşünüyorum ve harika bir cevap. Çok güzel toparladın. Sen aynı cevap vermemek için bunu kabul ediyorsun. Hayır, ben çok gururluyum. Ayrıca çok mutluyum böyle bir işin içinde olduğum için. Ya ben heyecanlıyım. Ben hani 190 ülkede olmasa da çok heyecan duyardım. Çünkü İki ülke bana yeter de diyorsun. Abi Türkiye. Tamam mı? Çık Türkiye'den. Bulgaristan. Tam buralar benim. Tamam, ben okeyim ya. Yok yok ya, hakikaten yani duygu olarak 190 ülke ama senin baktığın yer, hani birileri etkilenir mi duygusu da çok kuvvetliymiş. Ben daha çok oradan bir iş gelir mi, bir yüze bakar mıyız? Evet abi, euro aldığını düşünsene falan diye yani. Oo, oradayız. Tabii tabii. Ay bir şey ve Engin. Hadi bakalım. Bu projeye neden dahil oldunuz? Sizi çeken yanı neydi? Senaryosunu çok sevdim. Çok kısa, basit, net. Senaryosunu okurken çok güldüm. Çektikten sonra aslında o kadar da gülünecek yerlerinin değil, dramasının yüksek olduğunu gördüm. Sette de bu yüzden eğlendim. Çıkan sonuçta da ikisinin şaşkınlığına aslında eğleniyorum şu anda. Çıkan sonucu çok tanımıyorum diğer işlerime göre. Normalde bir iş yaparken onu tanırsın ya biraz. Nasıl bir şey çıkacak aşağı yukarı bilirsin. Bunu da bilmiyordum. En sonunda bununla eğlendim. Ben karakterlerin yoldukları çok hoşuma gitti. Oldukları, başladıkları yer ve 8. bölümün sonunda vardıkları yer benim için çok gerçekten hayat değiştiriciydi ve dertleri çok gerçekti. O yüzden bu işin içinde olmak istedim. O yüzden sevdim. İyi ki de oldunuz. Romantik yere gidiyorsan yapamadın. Yapacaktın. Tabii tabii. Çabuk. Çiçek çocuklar gibi.